Yaşar dayı, Allah ömür versin. Şu anda 88-89 yaşındasınız. Allah göstermesin ama diyelim bir savaş çıktı. Türkiye savaşa girdi. Böyle deseler Paşa dayı sen de savaşa gittin. Ne yaparsınız? Kim şehitlikten kaçar? Biz Müslümanız. Ehli İslamız. Elhamdülillah. Şehitin derecesi bilsen o gün biz Allah'a inanmışız. Cennet var, cehennem var. Bir günde yaşasan burada yazmışım. Ölüm bir gerçektir gelecek başa. Dünyada ne kadar yaşasan yaşa. Şeytana uyup da çalışma boşa. Mekke'me kubrayı kurallar bir gün. Cennet açılır müminler için. Ey şaşkın namaz kılmasın için. Dünyaya geldik imtihan için. Emel defterini sorarlar bir gün. Dinin direği bil ki namazdır. Allah'ın kelami mümine farzdır. Kafirlerin hali o gün ayazdır. Müminle kafiri saçarlar bir gün. Yaldattı bizi bu fani dünya. Sahili günleri sen getir ya da Sultan Süleyman'a kalmayan dünya. Senden de bu dünya vazgeçer bir gün. Sağında solunda mevcuttur melek. Kabir korkusuna dayanmaz yürek. Bayaz ketenden yakasız gölmek. Boyuna göre biçerler bir gün. Kur'an ne derse hepsi olacak. Bu dünya insiz cinsiz kalacak. Ezrail canını kendi alacak. Ölüm acısını duyacak bir gün. Allah-u Teala Hazretleri bu çoktur da bizi imandan Kur'an'dan ayırmasan ne kadar yaşasan ahri ölümdür. Allah yüreğinize sağlık versin Paşa dayı. Orta Asya'da yaşayan son Osmanlılardan şair Ali Paşa Veyseloğlu ve onun kitaplarıyla baş başayız. Kitaplarına baktığımızda hep vatan aşkı var, vatan hasreti var. Her cümlesinde, her mısrağında ayrı bir özlem ve hasret görmek mümkün. Ama Ali Paşa dayımızın çok az da olsa aşk şiirleri de var. Bu şiirleri çok sevdiği, canından aziz bildiği rahmetli eşi Fahriye Hanım için yazmış. Şimdi onlardan bir tanesini okumasını ben rica edeceğim kendisinden. Burada demin dikkatimi çekti. Şiirin başlığı Dünya Güzeli. Hanımı için yazmış, rahmetli hanımı Fikriye Hanım için. Bu ne zaman yazdınız? Nasıl oldu? Nasıl tanıştınız? Şimdi genç idim, okul müellim olduk, öğretmen olduk ama aşık olmuştum. İkindiye vaktine kadar çocuklara ders verirdim. İkindi... 20-22 yaşlarında falan. Yok, değil mi? Yok, gencidim o vakit. Daha da genç. Sonra gelirdim, bizde Aspinza'nın ortasında kala var idi, kala. O kaladan onların evi Görük yerdi, sevdiğim. Ben o kalaya çıkardım, saatlerce bakardım ki hiç olmasa arası 500 metre olur. Hiç olmasa çıksa bir formasını görsem yeter bana. O zamanlar zordu değil mi? Böyle insanın çok sevdiği zor. Kızı görmesi falan çok zordur. Zor. Konuşsan zor olmuyor. Konuşmasan bu kara sevda oluyor. Çok ağır. Sizinki de tam kara sevda olmuş. Kara sevda olmuş da şimdi ona birkaç söz yazmışım. Diyor ki Mevlam seni beğeniben yaratmış. Sultan etmiş güzellerin üstüne. Adın Fikriye, yüzün aydan nurludur. Bir ay doğmuş bu ellerin üstüne. Ahu gözler aşıkları kandırır. Katlı kumaşını bahasını andırır. Senin aşkın biz fakiri yandırır. Badi sabah eser güller üstüne. Badi sabah eser güller üstüne. Seni alan murat alır dünyada. Gider gami hürrem olur dünyada. Huzur bulur hem şat kalır dünyada. Nurlar inmiş güzellerin üstüne. Paşa der ki kara kaş hilal gibi. Dilin şirin şeker şerbet bal kimi. İnci dişler dahanında lal kimi. Bülbül kolmuş al güllerin üstüne. Bunu, şimdi bunu biz nasıl ikna ettiniz?